bireylerden daha ziyade özür de olmayan kesimin bu konuda üzerinde sorun düşünüyor. Siz de biliyorsunuz İşkur'un %3 kotası var. Özürlülere çalışma kotası var, zorunlu kotası. Ama siz bir işverene gönderdiğiniz zaman özürlü vatandaşı önce kafasında, çünkü onun şeye var, işveren kafasında özürlü çalışamaz mantığı var. O ne iş yapar? İşte zihinsel ne iş yapar? Görme özürlü yapamaz mantığı var. Bunun değişmesi gerekiyor. Aslında ona o fırsatı verdiğiniz zaman işveren bir görse birçok alanda belki özürlüler diğer insanlardan çok daha kaliteli iş yapabiliyorlar. Şu var, özürlülerin belki eğitim durumu eksikliği var. O da yine toplumun sorunu aslında, o eğitimin eksik olması. Çünkü eğitim kurumlarımız henüz bu konuda yeterince bilinç değiller. Onların eğitim olması noktasında, destek noktasında, kaynaştırma eğitimler noktasında destek değiller. Şu ana kadar özürlülerin hep dışlanma, onlarda böyle bir şey olur, kafalarında bir dışlanma konusunda bir psikolojileri bozulmuş diyelim, tabiri tam olamadım. Onlara biraz destek olunsa, özellikle işe başlama döneminde işin uzmanlarıyla beraber, işverenle onun arasındaki ufak tefek sorunların çözümünde, sonrasında görecektir ki özürlülerin belki birçok alanda diğer insanlardan çok daha iyi çalıştığı görecektir. Bir de şunu söyleyeceğim, özürlüler sadece işte çay getirsin, çağrı merkezi belki en üst meslek olarak yapsın, bunu biz böyle düşünmüyoruz. Özürlülerin de siyasette en üstte olmasını, yönetimde, kamu yönetiminde genel müdür, müfettiş, kaymakam olmasını, yani sadece alt düzeylere onları hapsetmemek gerekiyor. Onlar kendileriyle alakalı politika yapılırken müdahil olması gerekiyor. Bu konuda devlete de, sivil toplum kuruluşlarına da, yani toplumun tamamına, özel sektöre de, özel sektörken de genel müdür olacak, ne bileyim CEO olacak, yani bunları görmemiz lazım ki özürlerin de kendine güven gelmesi gerekiyor. Ben de yapabilirim diyebilmesi gerekiyor. Hep beraber bunu ancak böyle çözebiliriz. Farkındalıkla çözebiliriz.